Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere Undertale Red Boss Savaşı yapacağız. Galiba adı buydu, yanlış söylediysem kusura bakmayın, çok hatırlayamadım şu an. Neden bu savaşı yapıyorum? Çünkü zaten isteyen kişiler vardı birincisi. İkincisi kısa bir savaş olması. Üçüncüsü ise kolay bir savaş olması. Yani bir kere de kolay olsun, yani hep zor olacak diye bir kural yok bence. Her neyse, hemen başlayacağız. Sadece şeyi söylemek istiyorum. Unutmazsam linkini açıklama kısmına koyarım. Birincisi, ikincisi de şey. Kısa bir savaş olduğu için iki farklı sonu da bu videoda koymak istiyorum. Yani bir pasifist yapayım, bağışlayarak ilerleyeyim. Bir de direkt genocide, direkt savaşarak ilerleyelim. İki farklı sonu da görelim istiyorum. Umarım becerebilirim. Haydi başlayalım. Şimdi tabii ben aynı zamanda hem savaşıp hem çevirmeye çalışacağım her zaman gibi ve başarılı olamayacağım bu konuda. Okey. Ben bir iki kere denedim. Bitirmedim ama bir iki kere böyle bir prova yaptım öncesinde tabii ki de. Bir konuşmaya çalışayım, ne diyecek acaba. Bu şeydi herhalde Red karakteri. Undyne'ın bu, nasıl söylesem, Kraliyet muhafızlarının bir üyesi miydi? Sanki öyle bir muhabbet hatırlıyorum ama neyse. İşte biz bu Red'e söylüyoruz. Bu yaşadığımız yolculuğu. Ve edindiğimiz arkadaşları anlatıyoruz. Bu yer altındaki. Ve ona savaşmak istemediğimizi söylüyoruz. Ama Red'cim diyor ki, gerçekten mi? Yani bayağı acelem var değil mi senin? Bu fikir aklına nereden geldi bilmiyorum. Fakat ben senin arkadaşın olmakla ilgilenmiyorum, dedi ve bu yüzden bu saçmalığı kendine sakla. Kısacası arkadaş canlısı birisi değil gördüğünüz üzere. Ekranı ikiye bile böldü, daha ne yapsın. Tabii ben bu tarz bir insanla flörtleşebileceğimi çok zannetmiyorum. O yüzden konuşmaya devam edeceğim. Bir şeyler söylemeye çalışıyorum fakat Baby Red diyelim artık. Kısacası bizi sallamıyor. O yüzden çok bir işe yaramayacak bunlar. Ben seni duymadım mı zannediyorsun? Ben zaten seni duydum diyor. Şöyle yuvarlak yapmak daha mantıklı gibi. Bu arada itemler de var burada bir sürü. Onları da birazdan kullanacağım bol bol. Aslında çalışılırsa bence hiç şey yapmadan da geçilir. Hasar almadan, ama tabii ben o kadar becerikli değilim. Bir şey söylemeye çalışıyoruz. Yine aynı şeyleri söylüyor işte. İşte bizim için yeni bir dünya açıldı. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştım daha önce. Havlıyor falan, bir şeyler yapıyor. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Fazla yakın. Bir tane bir şeyler yiyeyim. Ne yesem bile bilemedim. Bunların hepsi anlamsız. Sen saçmalıksın, ya da saçmalıksın demeyeyim de, söylediklerin saçmalık desek daha mantıklı olur. Az kalsın gidiyordum yalnız. Sen bir insansın. İşte bizim bu özgürlüğümüzün son anahtarısın. Yani senin ruhunu alırsak her şey güzel olacak diyor. Lütfen gelme ha. Bunlar, o iki bombayla aynı karede olursan direkt ölüyorsun zaten ve benim canım gitti bayağı. İşte istediğin kadar böyle arkadaş canlısı olabilirsin, davranabilirsin fakat bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yani ben senin şeyini biliyorum diye de biliriz hani. Ben sana inanmıyorum diyor kısacası. Oha, niye benim kadar canım gitti ya? Aa, ben az önce yanlışlıkla şey fırlattım. Sopa fırlattım. Eşya kullanmak istiyordum ama neyse. Tamamdır. O son söylediği lafı çok anlamadım, o yüzden şey yapmayacağım. Gerçekten de tanıştığın herkese arkadaş olmak konusunda bu kadar mı şeysin, bağımlısın diyor. Kısacası. Lütfen gelmeyin buraya ha. Neden uğraşıyorum ki? Sen sadece kendini öldüreceksin. Hop. Hop.
Ve işte bütün o arkadaş olduğun canavarlar, onların kalbini kıracaksın sen. Oha, tam ortada şey yapmam. Heh, şöyle yukarı geçeyim. Biraz daha konuşalım. Senin hani sorunun ne? Neden karşılık vermiyorsun bana diyor. Çok mantıklı. Oha. Benim içimden geçtin yalnız. Ucu ucuna. Bir tane hot dog yiyeceğim, ne olur ne olmaz. Neden savaşmıyorsun? Neden karşılık vermiyorsun? Oo. Böyle bir kare yapsak en mantıklısı gibi. Şöyle şuraya geçeyim. Şurada durursam bir sıkıntı olmaz. Öleceğim galiba. Of. Okey. Hiç buraya kadar gelmemiştim açıkçası, bilmiyorum şu an. Galiba hallettik gibi. Dediğim gibi kısa bir savaştı. Ben dedim size kısa olduğunu. Bundan nefret ediyorum. Bundan çok nefret ediyorum. Ya da böyle olmasından nefret ediyorum desek daha mantıklı. Konuşmaya çalışayım bir. Sorunun ne olduğunu soruyorum Red'e. Bu köpek ünitesini hatırlıyorsun değil mi? Eğer işte Snowdin'de onu... Snowdin'i geçtiysen kesinlikle görmüş olman lazım. Senin hakkında konuşurlarken duydum ve bu beni korkuttu. Böyle kendimin kötü bir savaşçı olduğunu düşünmek istemedim. Fakat senin hakkında hep öyle söylüyorlardı. Senin hakkında çok olumlu şeyler söylüyorlardı. Seni böyle bir arkadaşmışsın gibi senden bahsediyorlardı. Olay şu ki hani tek bir insan bile Asgore'u geçmeyi başaramadı. İşte bu insan türüne karşı savaşı ilan ettikten sonra 6 tane işte insan bu yer altına düştü. 6 tane ruh kısacası da diyebiliriz. Ve senin de çok farklı olacağını düşünmüyorum sonun diyor. Eğer bana böyle nazik davrandıysan... Sadece kralımız tarafından öldürülmek içindi bu. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseyi kaybetmek istemiyorum. O yüzden hani seni dışarıda tutmak için mi desem, elimden gelen iyisini yapmaya çalıştım. Senden hoşlanmamaya çalıştım. Ve sonunda sen ortaya çıktın. İşte benim günümü sordun. Bana ilgi gösterdin. Beni güldürmeye çalıştın. Her dakikasına nefret ettim. Fakat... Galiba hani seni durduramayacağım ha. Sen gerçekten de bir arkadaş olma makinasısın desek daha mantıklı bir... Bilmiyorum nasıl bir çeviri olur da gerçi. O yüzden teşekkürler bu kadar bana karşı sabırlı olduğun için ve seni ikiye kesmeye çalıştığım için de özür diliyorum galiba. Bu şeyler ara sıra olur diyor. Ve bağışlayabiliyoruz galiba. Şaka yapmayı deneyeceğim. Şu an daha iyi hissediyormuş Red. Flörtleşmeyi denemek çok mantıklı olmaz herhalde. Biraz daha konuşmayı deneyeyim. Gününü soruyoruz. Şu an daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben sadece şu an çok açım. İşte bu herhalde kılıç kullanmak çok fazla şey yapıyor diyor. Enerji harcatıyor sana. Konuşacak başka bir şey bulamamışız. O yüzden böyle oturmuşuz sadece. Kara hindibağları izlemişiz bir süreliğine. Galiba bu kadar. Bu da demek oluyor ki bağışlayacağım seni. Şimdiden gidiyor musun? Galiba gitmen gereken yerler var. Tanışman gereken krallar var. İşte Asgore bir nedenden ötürü bizim kralımız. İşte sadece güçlü
olması onun kötü biri olduğu anlamına gelmiyor. Eğer ona nazik bir şekilde sorarsan o da seninle arkadaş olacaktır. İşini bitir şampiyon gibi bir şey söyledi. Fakat hani işini bitir derken kimseyi öldürme diyor. Eğer öldürürsen birilerini ben çok üzüleceğim. Çok üzgün olacağım. O yüzden sakın bunu yapma, tamam mı? Dedi ve gitti. Ve bu bir nevi şeydi. Nasıl söylesem bu savaşın sonuydu. Eğer pasifist yaparsak bu şekilde oluyor. Şimdi ben kapatıp tekrar açacağım. Bir de genocide yapalım. Kısa olmasın video. Ondan sonra bakalım neler olacak. Genocide'da nasıl değişecek olaylar. Daha farklı ne söyleyecek diye diyecektim. Bir şey çalıyor. Telefonumuz çalıyor. O andayım. Merhaba. Sonunda seni böyle 1000 saattir aramaya çalışıyoruz. İşte sen bu gittiğinden beri Papyrus seni çok merak etti. Nerede olduğun hakkında. Şimdi de bu spagettisini yapmakta sürekli spagettisini yapıp duruyor diyor. Bu gerçekten çok tuzlu. Sen nereye gittin? Ne? Senin yolun oraya nasıl düştü? Sen oradan gelemezsin bile. Ya gelemezsin derken geri dönsen iyi olur. Orada gerçekten böyle kocaman hani büyük, ultra güçlü, süper bir canavar mı vardı orada? Kesinlikle hani popona tekmeyi basacaklar diyor. Onunla tanıştın ha, Red'den bahsediyor. O iyi bir çocuktur bilirsin. Kraliyet muhafızı olmak için birazcık fazla yumuşak, fazla iyi biri demeye getiriyor. Bir nedenden ötürü bu muhafızlar onun sahip olduğu tek aile. Ben onu özellikle oraya atamıştım ki Red'i özellikle oraya atamıştım ki seninle savaşmak zorunda kalmasın diye. Fakat hani görünüşe göre işler yoluna girmiş tahminimce. Şimdi düşününce komik geliyor kulağa. İnsan arkadaşını kaybetme korkusu bana çok aptalca geliyor. Fakat şimdi tartışmasız sen onun en iyi arkadaşısın. Bunu %100 söyleyebilirim. O yüzden sakın öleyim deme ya da ben sana ölecek bir şey veririm dedi ve kapattı kısacası. Ben lafım yarım kalmıştı ama tekrardan çalıyor. Bekle. Ben sana bu çekirdekten nasıl geri döneceğini söylemeyi unuttum. Fakat bu kolay olmayacak. Zor olacak. Umarım bugün için hazırlanmışsındır. Çünkü işte bu senin ruhunu sallayacak, seni test edecek falan diyor. Fakat işte benim yönlendirmemle hayatta kalabilirsin. Hazır mısın? Güzel. Çünkü yapman gereken şey kendin bulmak zorundasın. Çünkü benim hiçbir fikrim yok nasıl geri döneceği konusunda. Dedi ve kapattı. Başka bir şey olacak peki? Aynen bu kadar. Ben lafım yarım kaldı. Kusura bakmayın. Bir de genocide yapalım diyecektim. Şimdi ben resetleyeyim. Ondan sonra bir de genocide yapalım. Yani direkt öldürelim. Öldürürse bakalım online tepkisi ne olacak. Onu da görelim. A few moments later. Evet, tekrar savaştayız. Bu sefer ben direkt saldıracağım. Bakalım neler olacak. Oo, canı da varmış bayağı. Keşke ondaki can bende de olsa. Tabii büyük ihtimal konuşmayacak hiç. Bilmiyorum. Açıkçası benim işime gelir çünkü konuşurken savaşması çok zor. Ya da çevirirken desem daha doğru olur. Oha. Bu kötü bir fikirdi. Bir şeyler yiyeyim. Eğer bir insanla karşılaşırsan ona karşı çıkma.
Onları izle ve böylece onlar yani insanlar başka bir canavar tarafından yenilgiye uğrayacaklar. Ve ölünce bu arkalarında bıraktıkları ruhu da geri al. Eğer sadece çok gerekliyse onlarla karşılaş ya da onlarla savaş diyeyim. Bunlar benim kurallarımdı. Ve biliyor musun? Ben bu son kısmın çok hayranı değilim. Son kuralın desem daha doğru olur belki. Benimle karşılaşmayacağını çok emindim. Bunu gerçekten yapmak için kendi yolundan gitmek zorundaydın gibi bir söz. Fakat ben bu şekilde devam edemem. İşte özgüvenli bir şekilde bu kılıcı sallarsam hani gidersin diye düşünmüştüm. Fakat sen hala buradasın, karşımda dikiliyorsun diyor kısacası. Ben hadi bu hiç yaşanmamış gibi davranalım. Ben bir daha karşına çıkmayacağım. Ha, beni bağışlıyor yani. Eğer istersem bağışlayabiliyorum. Fakat ben madem genosayt yapacağım, mecbur savaşmak zorundayım. Bu da hiç genosayt yapmıyorsun abi diyen arkadaşlara gelsin. Ama şu an içim kan ağlıyor ve büyük ihtimal çok daha zor olacak bu. Direkt surata ha. Gerçekten endişelenmiştim. Benimle savaşmak istemeyeceğin konusunda endişelenmiştim. Sadece kendini koruman hakkında endişelenmiştim. Bana nazik davranırsın diye endişelenmiştim. Artık endişelenmiyorum. Oo. Okay. Sen sadece hani insan gibi gözüküyorsun değil mi? Oha. Okay. Alright. Şu an ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Çok daha zor olacak gördüğünüz üzere. Ben korkuyorum artık. Direkt şey yapıp bitirmem lazımdı benim. Başta böyle çok masum gözüküyordun. Okey. Ben öleceğim büyük ihtimal. Ben öleceğim. O yüzden bir şeyler yemem lazım. Ya aslında çok zor değildi. Çok fazla şey oluyor ekranda. Ve ben çok az canlı vuruyorum bu karaktere. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. İşte o kısa kar hareketler, o naif gülümsemen hepsi artık yok, yok hiçbiri diyor. Few moments later. Başlangıçta masum gözüküyordun. Fakat o naif gülümsemen, o sakar hareketlerin artık yok oldular. Nöbetçileri görüyor musun? Onlar normalde bana hizmet etmezler. Bu iki gardiyan bu olanlardan sorumlu. Onların isimleri vardı. Onlar benim arkadaşlarımdı. Ve şimdi onlar kayboldular ya da öldüler mi desem artık. Ucu ucuna.
Çok güzel. Hop. Ne olduğunu tam olarak biliyorsun değil mi? Ya da ne için olduğunu. Kaç tane? Senin yüzünden kaç kişi öldü? Bilmiyormuşsun gibi davranma. Sen böyle işte gaddarlığın izini süren biri gibi gözüküyorsun. Sadece işte bunun hakkında bir düşün. Oy 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 oy. Ne canı varmış bunun da ya. Seni motive eden şey ne diyor? İşte böyle değersiz bir numara için mi bunlar? Seni bir ödül beklemiyor bunun sonunda. Hayır, cevap verme. Dediğini çok anlamadım diğer cümleyi. Of. Ucu ucuna var ya. Şu an burada öleceksin. Çıldırdı iyice. Aynen, kesinlikle çıldırdı. O kadar şey oluyor ki görmüyorum yani. Zaten ekranın yarısını kaplıyor küreler. Ne oluyor ya? Hayır. Daha değil. Ne daha değili? Dur ben şu şeyimi yiyeyim de abi, ne olur ne olmaz. Vallahi billahi ben korkuyorum artık. Oha, hala şey derdinde. Hala savaşma derdinde. Canım Red, üzgünüm ama genosayt yapmak zorundayım. Bir kere sözünü verdim bunun. O yüzden kusura bakma. Hak da verdi Allah var bana, hani dövüşmeyelim diye, ama yapacak bir şey yok. Bir Fatiha okuyacağım senin için. Diğer tarafta görüşürüz. Galiba en azından hani artık rahatlayacağım. Rahatlayacağım değil de senin kanını döktüğümü bilmek beni rahatlatacak diyor. Yani iyi ya da kötü, sana da zarar verdim ben diyor kısacası. Bu beni rahatlatacak. İşte bütün bu canavar türünün temsil ederek senin karşındaydım. İşte bu canavarlardan bir tanesi seni öldürecek ve bu kabusa son verecek. Sen bile hani ölüm listesinden gelemezsin. Neden gülüyorsun? Ne? Sen ya da sen nesin? Diyecekti galiba. Flowey çıktı. Burada bile işte yoluna çıkana acımıyorsun değil mi? Diyor.
Fakat işte işler hep zaten böyle yürüyor değil mi? Senin geri gör seni tekrar görmek güzel adamım, kankam diyor. Kısacası Genosite de buydu. Ben açıkçası şey diye düşünmüştüm hani Undyne arar belki konuşuruz ederiz falan diye ama onun yerine direkt şey çıktı, Flowey çıktı. Kısacası bu böyle bir savaştı. Kesinlikle zor değil bu arada ben zaten biliyorum. Genosite hiç denememiştim ama. Sadece hem konuşmak hem de savaşmak benim şeyim değil maalesef. Yapabildiğim bir şey değil. Bir de çeviri yapmaya çalışıyorum aynı zamanda. Dikkatim dağılıyor kısacası. Umarım beğenmişsinizdir. Yani hoş bir video olmuştur sizin için diye düşünüyorum. Acı çekişimi görmeniz hoşunuza gitmiştir. Artık cümle bile kuramıyorum gecenin bir yarısı çünkü. Kısacası eğer sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum her zaman gibi. Artık başka videolarda, başka oyunlarda bir şeylerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.